Ağzı çok küçük ya. Ne? Ağzı çok küçük. Ay çok tatlı ya. Güzel anlayı gelmedi. Hadi anneciğim ağzı uyuyor. Al bak anne ya. Şu alttakine baksana, alttaki tarzına bak. Bir yürü. Ne kadarmış? 25. Bak bunlar ses çıkarmıyor ya aslında. Altını bezlesek. Bir de altını bezleyeceğiz bu tavşanları. Güzel değil mi orada burada? Tavşanların altını bezleyeceğiz. Hani hamster olarak. Hamster kötü kokuyor ya. Ya ben temizlerim, ne var onlar? Kaç kere baktık. Zaten her gün her okula yerken geliyorum. Bu kafese en az 3-4 bin ya. Olabilir. En az bize 5 bin yere mal olur. Bir tane almayacaksın çünkü bir tanesi sıkılıyor, ölüyor. Eşini alman lazım. Bu sefer de çocuk yapıyor. Sonra ne oluyor? O çocukları yiyor. Hatırlıyorsun 7 tane çocuğu olmuştu, 7'sini de yemişti. İkisi de. Karı koca çocukları yedi. 2 tane kız alak. Bu bir ay büyük. Ay şu çok tatlı ya. Öbüründe ne var? Şununla şunu alak. O da erkek ikisi. Tamam o zaman şundan alalım, şundan alalım, şundan alalım. Ağzıma gelip. Nasıl bir tarzı? Elimden de küçük ha. Ne zaman doğmuş? 4. ayın 31'inde doğmuş. Yani daha bir ay olmamış. 3 haftalık. Ya ben bu sadelerden istiyorum. Sade çok tatlı. 3 haftalık bebek. Sadelerden. Bu 2 aylık. Şunun heyecanına bak, şunun heyecanına. Bu 2018'de doğmuş anne. Şunun heyecanına bak. Anne. He? Sessiz olmuyor. Kepiler de mi Tarih familyasındanmış? Onu bilmiyordum. Bugün öğrendim. Anne nasıl tatlı ya? Şuna bak. Kari nezumi diyor. Yani iğneli fare diyor. Bizim Türkçemize bakarsak. Kari iğne demek. Nezumi fare demek Japonca. Tayland'dan gelmiş. Taylandlı bir kirpimiz. Ve bebekmiş. 3. ayın 31'inde doğmuş. Hello. Sen Tayland'dan mı geldin? Tayland mı geldin sen? Şeylere baksana. Taco. Takos mu diyorlar buna? Balık alak. Bunu alalım mı? Neyi? Ya bir git ya. Anne bundan alak. Çok güzel. Almıştım eskiden. Bunlardan da almıştım. Çok güzel. Şuna bak. Bir tanesi 300 yani. 400 yani. Emin misin? Ona öyle. Ben. İçine kemikleri gözüküyor. Tanesi 50 yenmiş. 10 tanesi 400 yen. Yani 10 tane alırsan tanesi 40 yen ediliyor. 20 TL'yi tanesi. Şu an tanesi 70 yen yemiş. 10 tane alırsan 600 yen. Tanesi 60 yen geliyor. O zaman kaç TL? 30 TL'ye geliyor bunun tanesi. Bu da yalnız koyuyor hepsi. Zehirli mi oluyor acaba? Neden böyle yalnız bırakıyorlar? Pek bir bilgim yok o balıklardan. Nasıl seviniyorum, nasıl seviniyorum. Alın çekirdek buldum diye. O kadar seviniyorum ki. Meğersem burada hamsterların, kuşların, tavşanların, sincapların falan ıvır zıvır hayvanların şeyiymiş, yemiymiş. Japonlara göre ay çekirdeği, kabak çekirdeği hayvan yemi. Ama ben bunları kendim alıp yiyorum dediğim zaman çok gülmüştü bizim Japon arkadaşlar. 2-3 sene sanırım yediğini hatırlıyorum. Hani yüzüne bak. Sen ne güzel şeysin. 208 bin yen. 15 bin TL'ye yakın para harcıyor.
ister. Çünkü bunun maması var, bezi var, yuvası var, ıvır zıvır var. Adamlar 15 bin TL'ye yakın bir kedi alıyor eve. Bunlar bu hayvana taktı, gidiyor geliyor, aynı hayvana bakıyorlar. Bence bunlar alacaklar köpeği. Ya da bir tane köpek almaya gelmişler. Çünkü yarım saat aynı yerde. Şuna baksana sana. Oyuncağıyla oynuyor. Demin oynuyordu. O keyfim yerinde. Altın karı, karnını tak. Sıcak yerdesin. Gelen gidenle de oynuyorsun. Daha ne yapacaksın? Şimdi bir de oyuncak geldi sana. Ama dikkatini çekti. Dur dur dur. Burası da Japonların hayvanlar için aksesuarları, oyuncakları, mamaları, ıvır zıvırlar işte. Aynı bu mamayı normal insanlar da yavrularına yediriyor. Buna benzer aynısı tabii ki bu değil. Hayvanlar da aynı şeyi yiyor. Yapmışlar kurabiye. Kedi için mi köpek için mi acaba? Ha, ini ini diyor. Köpek için kurabiye yapmışlar. Bizim Sıla'nın en sevdiği rayon burası. İlk geliyor maşallah, hiç çıkmaz. Saatlerce oturur bunları izler. Anne yüzümü yaklaştırınca deliriyor. Yap. Bak. Oyun istiyor işte seninle. Bak. Oyun istiyor. Bak oyun istiyor. Ne? Oyun oynuyor seninle. Anam şu kara küçücük kutu şeye bu kadar para mı istiyorlar? Bu ne? Of. 228 bin ya. Artı vergi. Yani 200. Anne anne top getiriyor. Gel benimle oyna diye, görüyor musun? Ver. Gitti bak. Kafasını vuruyor sana. Ucuzmuş. Ne? 88 bin yen diyor. Oo çok iyi. Çok iyi. Alalım mı? Alırım. He? İnandım. Alayım sana. İnan. Gözleri güzel değilmiş. Güzel olsaymış alırdım. Pörtlek gözleri. Bak yaklaşınca gözü. Hemen şey yapıyor. Pörtlek gözleri. Ana bu daha ucuz yasıla. 78 bin yen. Nasıl He? Hem de ucuz güzel. Olsa ne olacak? Yine al kapı getirmesin. Onu alacağım ya bunu al. Bu 68 mi bu da? He. Daha uygun. Ben çok sevdim. Ana bu 58 diyor. Bu daha uygun. Bu ne be? Kediler daha mı pahalı şeyden, hayvanlar, köpeklerden? Alamayız değil mi? O bina kabul etmez. Herhalde. Halı hazırda bedava kedimiz vardı yani, ne güzel. Kedimizi maalesef ev sahibi çıkarttırdı. Ya sen çıkacaksın ya ev sahibi şey kedi dedi. Sıla şuna baksana, Sıla gel gel. Çok gülüyorum. Çektin mi sen? Bir de oynayacak, bir de yapıyor. Bak bak. Bu ne düşmüş diyor. Hı? Ay ay ay. Ya öbürü niye yaklaşmıyor, anlamadım. Sanmış. Dur bir suyun içsin. Su içen hayvan ellenmez. Bırak bırak. Biliyorum da ellemesen gel, anlamıyor buraya geleceğini. Bilsin, doysun bir önce. Gelmiyor sonra. Uyuyor. İzin. Nasıl susamış öyle? Uykudan kalktı. Ay yüreğim indi. Gel. Gel. Ay yerim ben seni. Yerim ben seni, gel. Ne yiyeceksin seni?
Sen hostes olmayı bırak artık bence. Pes çopçu ol. Yürü git. He? En sevdiğin iş baksana. Hostes olacağım diyorsun. Anne. Çok tatlı ya. Bir şey yiyorum ben ya. Ay. İğrenç. Ay bu da kedilerin, köpeklerin kıyafetleri. Allah'ım yarabbim. Allah'ım Allah'ım. Şu güzelliğe bak. Ay. Sanki dersin kırklı bebek. Bebek gibi bakıyorlar. Bunların bir de el arabaları var. Bebek arabaları var. Kıyafetleri var. Sepetleri var. Hatta 5 çantaları 5000 yen. Bu sepet 1500 yanmış. Japonya'da bütün mağazalarda 3 dilde anons yapılır. Birincisi Japonca. İkincisi Çince. Üçüncüsü Korece. Çok nadir yerlerde İngilizce yaparlar. O da dördüncü bir dil olur. Ama bu 3 dil kesinlikle her mağazada, her büyük mağazada kesinlikle anons dilidir. İlk önce Japonca ile anons yaparlar, yani yaparlar. Ondan sonra Çince'ye dönerler, ondan sonra Korece'ye dönerler. Çünkü Japonya'da, özellikle de Osaka'da Çin ve Koreli oturanlar ve turistler çok çok fazla gerçekten. Aynı bizim İstanbul'un Arapları gibi. İstanbul'u nasıl Araplar doldurmuş, nereye gitsen Arap görüyorsun. Osaka'da da nereye gidersen ya Koreli ya Çinli. Azıcık şöyle göstereyim ama. Böyle geziyorum. 2 hafta boyunca böyleyim. O yüzden fazla yüzümü çekmeyeceğim. Böyle telefon arkasından konuşacağım. Ben bu kızı alayım götüreyim artık. Çünkü iftar kaç saat kalmış? İftara 3-4 saat bir şey kalmış. Daha iyi gideceğiz, yemek yapacağız. Sıla! He? Yetmedi mi? Doymadı mı daha? Doymadı. Biz yarışsak saat 3 artık hadi. Ben şeye gideyim şimdi, Yuka ablanın şeyi var ya, kardeşimin altasını. Sevmek istiyorum köpek. Nasıl yedirecek? Zaten birisi ölmüştü, birisi hastaydı. Sonra bir tane vardı galiba. Bu yaşıyorlar değil mi? Hı. Bu yaşıyordu. Bir tane hastaydı, yerdeydi. Biri ölmüştü gittiğimizde. Biri ya, o yaşlı olan çok çirkindi. Beni dinle. 3000 bu. 3000. 1500'de hamster'de. 4500, 5000. Daha onun maması var. Daha onun altını... Mamasını sen sor etme, ben alıyorum. Aa, hiç uğraşamam ben hamster'la. Kokuyor. 10 sene önce baktım hamster'a. Odaya giriyordum. Resmen şey, hayvanat bahçesi gibi kokuyordu. Ahır gibiydi. Anne gel. Bak buldum, gel. Ne buldun? Hamster'ın şeyi. Neyi? Kutusu, gel. Gel. 2000 yen. 1880. O ne be? Alsam bile onu eve sokmam, biliyor musun? Bu kutuyu sokmam, hep elimde tutarım. Bu ne be? Hayvan bunun için de geberir sıkıntıdan. Bu kutuyu alacağız tabii, o kutu ne öyle? Ne bu? Hay bu ne? Ne bu ne? Bu taşımak içindir belki de, bilmiyorum. Ya yok. İçi koço. Ne diyor? Böyle açacağız bir yere. Bir dakika, içi koç. Çok house ne oluyor yani? İçi koço yani reklam işte. Şeyde ne diyor? Çilek çikolatalı ev. Bu ne be? Korumalı bu da. 1200 yani, 300 yani. 1300 yani. Onda hayvan mı kalır? Bak, maşallah bizim hayvanlar şunları bak, böyle açıyordu. Bak, iki tane oda da oluyor. Bizim hamsterlar şunu açıyorlardı gece. Sabah bir bakıyorduk içerisi boş. Kaydıraklı. Evin içinde hamster arıyorduk her gün, her gün, her gün. Ya ne? Sen merak etme, ben bir gün alıp geleceğim. Hadi. Hatırlıyor musun? Şundan bir tane almıştık, içine koymuştuk. Duyuyor mu? Aynısı. Hatırlıyor musun? Sen de duyuyor musun? Fare alıyorlar herhalde. Fare alıyor. Aynen. Ya iğrençsiniz ya. Kuyruğu iğrenç. Hamster dururken var ya. Kuyruğu kötü. Nasıl ediyordun?
Bu bu, aynen. Rengi farklı sadece. Ya öbürler daha iyi ya. Duyuyor mu? Hı. Alacağım ben. Hatta şimdi işin ikine kadar dükkana gidip para alıp gelin. Ya istemiyorum ben. Allah Allah. Alacağım evet. Hayır bir de yaz geliyor. Alacağım. Hayır hayır. Evde kötü kötü kokuyor. Ha. Hangi öksürdü öyle? Ha? Öksürdü mü biri? Arkandaki. Akıllı mı öksürüyormuş? Ben de hayvan öksürüyor sandım. Ne kadar masum duruyor yüzü. Kim? Bu. Yani ellesene bir bak nasıl sen ayrılmıyor. Ben köpekler elleyemiyorum. Ya bir elle bir şey olmaz. Nasıl yalıyor şuna bak. Köpekler elimi süremiyorum. Bak, nasıl yalıyor? Bak bak. Köpeklerden korkuyorum ben. Hiçbir işin yürümüyor. Ya bir şey olmaz diyorum. Bir şey yapmıyor. Ama korkuyorum ben bir şey köpeklerden. Yapmıyor. Bak. Bak. Yalıyor sadece. Biraz. Kokuyor işte. Kokunu almaya çalışıyor. Korkuyorum ya. Aa bak nasıl yalıyor. Seni sevmedim. Bayılacak şimdi burada. Tam ağzına giriyor. Kedi gibi değil mi? Ne ya. Kediden daha güzel ha. Hmm. Hem de kediden çok çok ucuz. Aa kötü müymüş? Bundan 3 tane alırsın. Bundan 3 tane alırsın kedi. Alacağım.